Çarpışmazsa eğer bunu avantaja çevirebilir ki bence bunu yapmaları lazım. Kımıldamalarına bile aslında gerek yok. Lupsine klasik bölgesini almış. Buraya doğru girişlerini yapacaklar. Umbro onları tutmak istiyor Holds'le birlikte ama tahminen orada Holds'un eksik olduğunu biliyorlar. Bundan da niye faydalanmayalım? Zaten tabii girişlerinden belli. Yani Chayoski'nin hasar yese basacak bandajı yok. Skor kovalıyor. Aradığım ruh. Aradığım ruh bu ya. Holds. Şimdi burada içeriye doğru girdi. Denemesini yapacak. 2'ye 1 pozisyondaydı. Arkasını dönüp kaçmaya çalıştı. Orada arkanızı dönüp kaçmamız gibi bir şey söz konusu değil bence. Oo, güzel açıda buldu Oldman. Pıtır 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 pıtır. Ne o? Sustur. Garantisini alıyor Ayalık Skor'un rahatlıkla. Bence geç bile aldı. Değil mi? Pirra kontrol ediyor sanırım o bölgeyi. Bulunduğumuz Solkay'ın bulunduğu bölgeyi. O Beowulf'muş. Beowulf gördü. Var Solkay'dan. Ama denemeler çok başarılı değil. Demez olabilir. O kadar aslında yani bu kadar oyuncular arasında açıklık varken Solkay'ın bu kadar göstermemesi lazım. Oo Pira çok ters bölge. Gerçekten müthiş ya. Pira suya düştü ya. Bayağı bildiğin düştü çocuk yani. Havada durdu, şahitleri var. Gelebilecek mi acaba yardıma burada Solkay'a? Polis oyuncuları onu merak ediyorum. Bir araçla gitmeye çalıştık şu anda ama. En azından Pira'nın uçmuş olması bizim için çok iyi avantaj. Sanırım bırakıp gitmeliydik. Yok ya, alınabilir bence, kurtarılabilir gibi. Kaldırdı da çıkışı nasıl rahatlıkla yapılır ondan emin değilim. Pira çıktı, Anivin bombalarını deniyor. Ya kaldırdıktan sonra araca basıp gidecekler direkt yani saniye durmayacaklar. Gelmiş. Sert de bir alan zaten Claude bu. Direkt uzaklaşmaları lazım. Cloudline hemen araçlarına bindi. Onlar da uzaklıyorlar çünkü çok sert i̇şte bir alan yani geldi. Anlatmaya çalıştığımız, hep konuştuğumuz şey seninle bu. Futbolist orada onlar için bedava skor değil mi? Evet, ben neredeyse yani neredeyse. Tabii futbolist de vurabilir ama şey olarak söylüyorum. Pozisyon avantajı Cloudline'da mı? Evet Cloudline'da. Tamam abi görüşürüz, umurumuzda değil. Biz alana gideceğiz, yerimizi alacağız dediler. Hop bastılar gittiler. En iyi. En iyi hareketi. Şimdi burada Yuni'ye yem olacaklar ama o da ayrı konu. Hop Unique burada buldu onları. Tertemiz şekilde puanlarını alıyor. Ader yerde, Pira yerde. Frozen nasıl indirildi? Evet, bu nasıl indirildi? Nereden indirildi? Bitiriliyor da. Uneven dağıldılar. Hiç önemi yok. Cloudline burada 3 oyuncusunu kaybetti. Düşünmedim bile. Wildcard bunu yapıyor şu an. Shooting Range tarafından ilerledi onlar. Hızlı rotasyona döndüler. Futbolist de bunu yapıyor. Zaten Nova ve Yalla direkt girdi. Hemen girdiler. Rome acaba girebilecek mi? Çevresinde şöyle bir dolaştı. Diğer dağları deniyor olabiliriz şu anda. Mystic sıkıştı orada aracıyla. Şimdi kurtulacak. Biz ilerlemişiz ya galiba. Evet, diğer biz dağda girdik mı oynayacağız? Yok yok hayır. Bırakmışız, girmemişiz anladım. Lutz girdi en az. Bir oyuncumuz girdi. Evet, diğerlerini girdi. Göremiyorum. Aynen onlar ileriye dağlara devam etti. Yani Lutz'un girdiği yerin güvenli olduğunu biliyorsak aslında oraya oynamak da mantıklı olabilirdi. Futbolistin olduğu konum iyi. Orada bir tepe var. Aynen. Tepe değil şey var. Çukur var. Aha. Kimseye göstermiyorsun. Sadece bombayla oynuyorsun. Ama arkandan biri gelirse de çok açıksın. 10 numara 5 yıldız skor olarak yazarlar yani seni hanelerine. Şimdi burada Zero'nun olduğu alanı destekle beraber tutmak isteyecekler. Lutz da daha akıllıca bir hamle yaptı. Gayet güzel. Zero indiriliyor. Basacağız sanırım.
Emin olamadım ben de. Galiba oynayacağız ya. Bir sisler Sisler falan bir geldi şeyler çünkü. atıldı ama Lutz'a da yol yapıyor olabiliriz. Onu düşündüm. Lutz eve girdi ama. Fake mi attık? Fake attık galiba ya. Evet. Fake attık şu an. Solkay indirildi bu arada. Arkamız B4'unu geldi. Görmüş. İşte anlattığım Evet. buydu. Yani arka taraftan da bulurlarsa sizi 10 numara hanelerine yazarlar. Neyse ki şimdilik bitiremediler. Çok yakındı. Lütfen burayı hatasız oynaması lazım. Bombaya gitti o da. Lord düşürecek ne yazık ki onu. Anas açık veriyormuş arkasına. Farkında değil bunun. Lovazin düştü mü? Hayır, Lovazin de orada. Ama Lutz'u kaldıramayız. Öyle bir şey mümkün değil. En azından şimdilik. Bir süre daha kanamaya devam edecek o. Belki çok fırsat bulursak ama çok zannetmiyorum. Ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya aslında kaldırılabilirmiş ya. Lovazin ya da Rome bir arabayla çekip aynen arabayla bir duvar İşte onu yapıp. Yapıyorlar. Arkadan da B4 geliyor bu arada. B4 bize tekrar pozisyon aldı. Onlara karşı da yine tekrar pozisyonumuzu değiştireceğiz. Tamam güzel güzel bu okey ama Anas'ın bombası. Oo. İşte yani bu yüzden bu yüzden. Her zaman söylediğimiz şey. Neyse ki Rome en azından yani düşmedi. Rome düşmedi de Sinan bırakacağımız yeri yine bilemedik. Rome Evet. sıkıştı bu sefer. Rome'u Evet. nasıl çıkartacağız oradan? Artık orada biri olduğu biliniyor. Yani kulübenin içine de atsa, dışına da atsa, bir yerine de atsa o bombayı Anas. Olabilecek en alakasız yere attı geri döndüğünü düşünerek. Ve Rome'un şey yok, AD yok. Hı. O skorun alınma ihtimali yüksek. Alan da sert bir alan. Ya Beowulf ne alaka orada ya? Bir şekilde geldi buralara. Bu arada Loops'la Dream Eaters bayağı kötü pozisyonda kalmış gibi gözüküyorlar. Onlar dağ tarafında çarpışıyor. Biz orayı tabii çok izleyemedik. Şehir burada daha aksiyonlu ve o savaşın kazananı Loops olmuş gibi Dream Eaters'ı elediler. Swat da galiba oralara mı dahildi? Tam emin olamadım. Nova evin içinde TQ ile bir savaşa giriyor. TQ buranın galibi. Nova ise eleneni. İki skorları var. KP çok açıkta koşuyordu. Ben aşağı şimdi 4'ten daha erken bir sprey beklerdim. Buranın adeta oynanmasına izin verdiler. KP'nin çıkmasına biraz göz yumuldu burada. Geç refleksler geliyor takımlardan. Loops bir de üzerine Swat'ı buldu. Yine puanları topluyorlar savaşlarda. 6 puan, 4 oyuncu hayatta. Müthiş bir loot. Bilemiyorum. Daha King'i de bitirmediler derken hop 7 oldu o puan. Carillo 3, Becker 2, Dadin 2. Lovazin burada indirildi. Biz tabii şehre girişimizi yapmışız. Yallı orayı tutuyor. Bu yakın mesafe savaşı iyi oynamamız lazım. Sesle verdin Zaten şimdi. Bir oyuncuyu kaybettik. Sayı avantajımız var mı yok mu onu bilmiyoruz. Şu anda var. Ama pozisyon dezavantajımız da var. Zaten Zero ve Anas hızlı bir şekilde bir tarafta sağ bir tarafta sol açıldılar. Burayı tutmak istiyorlar. Zero tekrar evlere doğru ilerledi. Bir oyuncuyu vurup o açıklığı kullanabilmemiz lazım. Çünkü birbirlerine çok yakın. Carillo yine aynı şekilde rakiplerinin farkında olmayan bir başka isim. Açık alanda burada DP spreyi yiyebilir. Carillo işte bundan bahsediyordum. Ne yazık ki kötü bölgeye çekmiş aracını. Bunu iyi cezalandırdı Knight. Şimdi gelecek bir bomba. Çok etkili olacaktır onun üzerinde. Becker hemen sisini kullan. Takım arkadaşının yardımına gidiyor. Bu da bence bırakmanız gereken evet, bir başka pozisyon. Yüksekliği çünkü yani oraya siz geldiği saniye bomba da gelecek demektir. Becker'ın olduğu alana doğru zaten hemen atılmaya başlandı bile. Ama bir tarafta şu... Jason, diğer tarafta Carnage derken Carnage yere yığıldı. Ama... Carillo tamamen bitirildi. Becker'ın orayı denememesi lazımdı. Şunu yapabilirsiniz. Sisleri atarsınız. Takım arkadaşınız geriye doğru sürünür. Ama gitmemek daha mantıklı.
Chowski. Kayanın arkasında bir iki bir şeyler aldı bıraktı. Rastgele sprey deniyor şu an. TQ'nun ve Tempo'nun pozisyonları hiç fena değil. Aynı şekilde buranın kazananı eğer olur da Knights veya Loops olursa yüksekliği iyi kullanacaklar. Ama Knights'ın bombaları Loops'a o kadar izin vermiyor ki bir oyuncularını bitirdiler. İkisini yere yığdılar. Şimdi koşularına hemen başlıyorlar. Carnot J7 2'ye 1 pozisyon. Buraya oynamaları lazım. Raven da desteğe geldi. Arka tarafta Jäger de desteğe geldi. Ve Loops'u elemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Raven düşmüş olsa bile hiç önemi yok. Burada Daddy'nin bitişi Loops'un 11.liği anlamına geliyor. Cloud9 da şu anda yok olan bir başka takım. Oraya doğru futbolist gelmiş. Ben bir aracın geldiğini görür gibiydim ama emin olamamıştım. Biz ne zaman çıktık, nereden rotasyon yaptık, nasıl geldik hiç bilmiyorum ama helal olsun çocuklar. Helal. Budur ya. Çok iyi rotasyon, çok iyi oyun okuma. 4 kill puanı bir anda ve bir anda müthiş önemli bir yere sahip olduk Anıl. Sinan biz yani ne yaşadık o aralıkta? Sollu, solumuz bomboştu. Ben hayır, yalla dibimizdeydi. Biz arabaya atlayıp çıktık. Kimse de bizi sıkmadı birbirlerine sıkmaktan bu arada. Yüksek ihtimalle. Tertemiz geçtik. Ama Knights'ı çok iyi kafaladık. Onu söylemek kafaladık, lazım. Tabii, tabii. Ben şey demiştim. Loops veya Knights'ın kazanını orada yükseklik avantajını kullanacak. Şimdi biz kullanacağız. Şimdi sıra bizde. Sıra bizde. Burada Sovereign'i çıkmaya çalıştığı anda birer ikişer ne çekersek çekeriz. Şekil A1.3'de örneğini bulabilirsiniz sol tarafta kill feed'de. Sonraki alanda da zaten vura vura oynayacağız. İkisi de geldi. Yoktan var ettiler oyunu ya. Ben net elendik demiştim bu arada. Hiç oynadılar. Ben Sovereign'de net elendik demiştim. Yani o kadar iyi oynadılar ki. Oh oh neyse, oh. Neyse oyun oh, bitince oh, tadından bunları yanmaz. Tadından yanmaz. Wildcard yavaş yavaş iniyor. B4 orada sislerin içinden Yuni'ye doğru gitmek istedi ama oranın akbabası Tempo olmuş. Diyor evet ki siz yolum karşısında birbirinizi bir vurun. Siz bir vurun. Çıkanlar nasıl olsa geleceksiniz buraya. Evet siz nasıl olsa bize doğru geleceksiniz. Ya çıkanlar bizde. Wildcard'ın da öyle kötü pozisyonda kaldığını görebiliyoruz ki benim içim acıdı buradan. B4'u da bir yandan darlıyor Unique. Yani bir tarafta Wildcard, diğer tarafta B4. Unique'in burayı iyi oynaması demek onlar için 7-8 rahat skor puanı hayır demek ama işler çok karıştı. B4 Unique'in üstüne doğru gitti. Tokadı yedi, yerine oturdu. Şimdi sıra Wildcard'da. Acaba onlar aynısını yapabilecekler mi? İki oyuncu yerde Unique'den. Nemphis hemen içeriye doğru giriyor. Frozen'a birazcık sanki desteğe ihtiyacı vardı. Frozen alanda çok alakasız bir konumda. Bambaşka bölgede. Unique böyle olunca o evden çıkamayacak, kapıları üstlerine kapatacaklar. Fış fış kayıkçı. Yani şu an Frozen o. Yanında birisi var bu arada. Kim olduğunu göremedim ama. Böyle deledik. Müthiş müthiş. Ya ben dedim ama ya orası. Evet. Sinan bu oyun galibiyet bu oyun ya. Evet evet öyle gözüküyor. Bu oyun galibiyet 15 kill. Temiz gelsin artık. Yeter. Kapatmadan gidelim ya. KP de gitti. Bu arada Regine Waffle'ını da unutmayalım. Regine Waffle'ı var. İlk 3'e girersek öbür oyun dediler ya. Aa, ben aldım. Aa evet. Sen alıyorsun. Sırada daha Regi var. Of, obeziteye yolculuk. Beni bağlamıyor. Siz düşünün. Beni de bağlamıyor. Görüldüğü üzere. Bakalım yani. Ya Wildcard çıkmamayı mı tercih etti yoksa bekliyorlar mı ben anlamadım. Sanırım çıkmamayı tercih çıkmamayı ettiler. Çıkmamayı tercih etmemişler. Biraz can falan bir şeyler basmışlar. Sen burada oyalanacak. Sonrasında belki bir koşu dener ama ne kadar mantıklı o da tartışılır. Aşkın şimdi dört kendisini yere attı. Şimdi üstümüze doğru sürecekler büyük bir ihtimalle. İşte buna evet izin vermememiz gerekiyor. Burayı çok deneyecekler. Orada lazım zaten yükseltiler evet vardı. Marco'yu hemen aldık. Solkaya doğru mermiler geliyor. Güzel bir şans burada. Evet çok iyi. Adeta şans. Çünkü rastgele attı spreyi evet ve tutmadı. Tempoyla burada TQ'nun son oyuncuları birbirlerine çok yakın. Tensa bombasını fırlattı. Çekti silahını. Spreyini deniyor. Ama o metaller Axel'i korumak için adeta kendilerini cover yaptılar. Diğer tarafta Rowan bulunmuş. Wildcard sonunda düştü. Alana bıraktı kendisini Sam. İki oyuncumuz mu kaldı? Evet, üç iki oyuncumuz. İki. Doğanız da sanki biraz. 8 skorumuz var. Dördüncülüğe kadar çıktık. Okaya bizim için gayet iyi.
Ya şu an benim daha çok korktuğum şey Axel'in pozisyonu. Müthişti ama bence temponun hatalı oyunu. Benim daha çok korktuğum şey sahil tarafında Nemphis miydi? Frozen. Frozen'ın böyle çok alakasız bize salça olması. Bir oyuncu sol kay sisin içinde. Aşağı 24 yere atmıştı. Güzel sprey. İyi tahmin etti. Axel'i de çalabilirsek çok iyi olacaktı ama ne yazık ki çalamadık. Şimdi denemelerine devam ediyor Lovaz'in. Bir mermiye ihtiyacı var. Solkay'ı sistem çıkartmamız pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. İyi oyun burada. İki kişi hayattayız ama hala arka tarafta yılanlayan bir Frozen var. Kimse onu tahmin etmedi. Buradan tek başına galibiyeti bile alabilir. Bombalar gelmeye devam edecek Solkay'dan. Lovaz'in çıktı. Koşmaya çalışıyor. Frozen. Tepenin altında kalmış çünkü. Görüşleri yoktu evet. O bölgeye. Frozen çok iyi konumda ya. Gerçekten bu kadar iyi gelen kişiyi düşürecek kesinlikle. Tabii. Bir de burada drop var ama yani bu drop'a ne tempo gider, ne futbolist gider, ne TQ gider. Bence Frozen yatacak. Herhangi bir şey denemeyecek diye düşünüyorum. Of. Lovaz'in kötü yakalandı. Denedi. Evet. Yani keşke bizi değil de tempoyu önce görseydi ama biz birazcık daha yakındık. TQ denemelerini yapıyor. Hala 4 takım hayatta. 2-2-1-1 şeklinde olması lazım. Düzeltiyorum. 2-2-2-1 şeklinde. Tempo 9 skor. Günü iyi kapatmak istiyor. Aynısı futbolist için de geçerli. Şimdi burada bir spreyle beraber Mystic Spin aracını patlatacak. Bu alanda bile orada ne kadar size avantaj sağladığını gösteriyor aslında. Mystic geldiler. Hop hemen coverlarını yaptılar. Bir de üzerine buraya hızlı şekilde ilerlemiş oldukları için rakiplerine fırsat vermediler kendilerini tutmak adına. Aşağı 24 zaten kafasını kaldıramıyor. Solkay ileriye doğru devam etmiş. Burada M4'ü ile birlikte çok arada kalacak Solkay. Lovaz'in zaten düşmüştü. Solkay tek başına oynamak istedi. Doğru hamle miydi, yanlış hamle miydi? Bunu maçtan sonra tartışacağız ama hala 3 ekip burada galibiyet için çarpışmaya devam ediyor. Frozen spek skorunu çaldı. Aşağı 24 yerde. Uzanmaya devam ediyor. Frozen uzanmaya devam ediyor. Mystic ile Marco ise sayı avantajına sahip tek ekip. Bir de Frozen buradan kazanır mı? Bence kazanabilir. Bu arada bence ciddi şekilde evet, kazanabilir. Hiç abartarak veya şaka yaparak öyle, söylemiyorum. Öyle haklısın. Katılıyorum. TQ'den bir oyuncunun düşmesi demek eşitlenmesi demek. Mystic koşusuna başladı. Ki Marco'nun aid'i yok. Canı çok az bir de. Frozen bombasını atacak. HH24'ü değil aslında burada TQ bulması lazım ama tabii çok seçerek yaptığı bir hamle değil. Orada alanın birazcık dışında kaldı o bomba. Alan da Frozen'da ona doğru sürünmek zorunda kalacaklar. Marco burada HH24'ü buldu. Ve MK'sıyla beraber spreyini attı. Genelde oyuncuların çok tercih etmediğini görüyoruz. Tercih ettiklerinde de DMR değil. Oto modda kullanıyorlar. Frozen'ı deniyor mu? Aracı deniyor. Yok, buggy deniyor orada. Frozen'a doğru gelmek zorundalar. Marco enerjilerini, painkillerlarını, bir şeylerini içiyor, canını doldurmaya çalışıyor. Çekti şimdi bombasını. Frozen eğer burada Mystic'i indirirse avantaj tamamen onda olacak. Kimin tarafına doğru atacak diye bakıyorum. Şekilde sürünüyorlar. O bomba pek istenen bölgeye gitmedi. Marco yerini tamamen belli ediyor. 2'ye 1 olduklarının farkındalar. Frozen alanı ortasına doğru yapıyor hamlelerini ama birazcık açıkta. Bütün oyuncular artık üzerlerindekileri çıkarttılar. Çantalarını kullanmıyorlar. Gereksiz hiçbir şey tutmuyorlar. Tava ve sadece silahlar. Şimdi orada Mystic'i buldu Frozen. Birebir pozisyon. Kendi yerini belli etti ama Marco da yerini belli ediyordu. İkisinin de üçüncü seviye kaskları ve yelekleri var. O bombayı çekti. Frozen bombayı attı Marco'ya doğru. Canını çok azaltmayı başarıyor. İkincisini de deneyecek burada. Skor garantilemek için mi attı? Neden oraya doğru attı o bombayı? Farklı bölgeleri deniyordu ama istediğini elde edemiyor. Galiba sesini almış olabilir. Kaldırmayı deneyemeyecek. Deneyecek mi emin değilim. Hayır, takım hayır. Arkadaşının birazcık aslında yerini belli etmiş oluyor bu sayede Mystic. Frozen infosuna sahipler. Hala 40 mermisi var.
Kim önce görürse burada kazanır oyunu ve Frozen Marco çok... çok açıkta. Marco çok açıkta kaldı Frozen çalıların içinde. Marco'nun bakışları daha doğru noktada. Frozen bir kez daha yerini belli etti. Artık bu pozisyon sonuçlanması lazım. Şimdi kaldı kafası.